Venezuela'da halk parlamento seçimleri için sandık başında. Ülkede yaklaşık 21 milyon seçmen 227 sandalyeli ulusal meclise temsilci göndermek için oy kullanacak. Seçimleri 17 ülkeden heyet ve gözlemci takip ediyor. Türkiye'den de akademisyen, milletvekilleri ve yüksek hakimlerin yer aldığı bir gözlemci heyeti Venezuela'ya gitti. Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle 2019'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis'in başkanı Juan Guaido, seçimleri hileli ve antidemokratik ilan ederek boykot edeceklerini duyurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeye amaçlayan Lima grubu ve Amerika Devletleri Örgütü de seçimi tanımayacaklarını açıkladı. Buyurun, Devlet Başkanı Maduro, parlamento seçimleriyle mecliste çoğunluğu sağlayarak Amerika ve Avrupa ülkelerinin ülkede yaratmaya çalıştığı meşruiyet tartışmalarını sonlandırmak istiyor. Maduro, hükümetine destek olmak için 30 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşundan 3500 kişi imzaladıkları dilekçeyi Avrupa Birliği'ne teslim ederek seçim sonuçlarına saygı duyulması talebinde bulunuldu.